Kadın kolları başkanlarım, gençlik kolu başkanlarım, değerli yönetici arkadaşlarım, çok değerli basın mensupları, çok değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, göreve bir yıl önce geldik Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve o gün bir iddia koyduk ortaya. Hedefimiz 2019 yerel seçimler dedik. Tabii Türkiye'de gündem çok farklı değişiyor. 24 Haziran'da ve o günden itibaren çalışmalarımıza başladık koyduğumuz hedef üzerine. Mahallelerimizi, köylerimizi tek tek taramaya başladık. İnsanlarımızla buluştuk, parti tabanını hareketlendirdik. Fakat 24 Haziran'da baskın bir seçimle karşılaştık. Tabii bu bizim 2019'daki yerel yönetim seçimlerimizin bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine doğru da götürdü. Tabii o süreçten sonraki süreçte tekrar 2019'daki yerel seçim satına girdik ve aday noktamızda çalışmalara başladık. Tabii bu anlamda Türkiye'de farklı bir oluşumlar da oldu. İşte ittifak olayları gündeme geldi. Bu anlamda iki ay önce aday belirleme çalışmalarımızı bitirdiğimizde İsmail Kılıç'la hem parti örgütlerimizin kararıyla bir yola çıkmıştık. Geçen hafta itibariyle bu tescillendi. Parti meclisi de Adapazarı'nda Cumhuriyet Halk Partisi adayı İsmail Kılıç'tır dedi. Tabii Sakarya'daki ittifak kapsamında Adapazarı ilçemiz yok. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz ittifak Altıok'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nde diyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü iddialı bir partiyiz. Kökleri Cumhuriyet'e dayanan bir partiyiz. Hele ki Adapazarı'nda Sakarya'nın en büyük ilçesi ve simgesi olan kentimizde geçmiş dönemde 70'li yıllarda Meziyet Sevim Sözer'le bir kadın belediye başkanıyla yönetmiş. Daha sonra da rahmetle ve saygıyla andığımız Ünal Ozan'la da sosyal demokrat belediyeciliği Sakarya'ya simge olarak göstermiş bir ilçemiz.